Hoppa. İnsanı olduğundan farklı mı gösteriyor sarkmaya başladığında? İlk etkisi gözde mi görülür yaşlılığın? Aslında tam olarak yaşlılık sebebiyle olmuyor göz kapağındaki değişiklikler. Hı. Daha çok genetik etkilerle. Yani kaçlı yaşlara denk geliyor efendim bu göz kapağının sarkmaya başlaması? Şimdi şöyle, eğer genetik yatkınlık varsa çok erken yaşlarda, 20'li 30'lu yaşlarda. Ama normal bir kişiyi düşünelim, yani genetik yatkınlık olmayan. Mesela ben. Mesela siz, de daha başlamamış, öyle yapmayın söyleyeyim. Hocam ya. 30'umu geçtim halbuki ama. İşte bazı insanlarda geç oluyor bu iş gerçekten. Bazı insanlarda da çok daha erken oluyor. Çok daha erken oluyor. Şimdi evet. Gerçekten benim bu konuyla ilgili biraz da gülerek anlatıyorum. Hı-hı. Komik bir hikayem vardır. Hı-hı. Bundan 15 yıl önce, hı-hı, belki yapmış olduğum bir gazete röportajında. Çok rahmetli sevgili Yener Süsoy. Çok değerli, hı-hı, bir gazetecidir. Ona röportaj vermiştim. Dedi kızım, dedi, bu kadar çalışıyorsun, koşturuyorsun. Nasıl bakıyorsun kendine? De hocam demiştim, ben hemoroid kremi sürüyorum gözüme. Diye böyle röportajın sonunda bir cümle, hı-hı, olarak bunu duymuşsunuzdur. Birçok insan yıllarca benim gözaltıma böyle bir krem sürdüğümü zannetti. Halbuki. Oysa o sadece benim doktorumun önerdiği çok yorgunluk anları için kullanılması, hı-hı, bir şeydi. Yani göz kapağı meselesi genetik, ve gözaltı torbası her yani. Yaşta 25 tabii. yaşındayken dahi demek ki beni olabilir, tabii ki. Düşündürmüş yani. Peki göz kapağı estetiği bu durumda nedir hocam? Kimlere uygulanır? Şimdi göz kapağı estetiği dediğimizde bizim yaptığımız asıl iş, kimi insanların üst göz kapağında sarkmalar oluyor, kimi insanların da alt göz kapağında torbalar oluyor. İşte kimi kişilerde de böyle kırışıklıklar olabiliyor. Evet. Temelde bu üç şey yapılıyor aslında gerçekten. Üstten ve alttan fazla deriyi alıyorsunuz. Şimdi tabii ki üst göz kapağında sarkması olan insanların mutlaka altta da olacak demek değil. Olabiliyor. Ha. Ama bazı insanlarda temel olarak üst göz kapağına bakıyorsunuz, buraları sarkmış. Bazı insana bakıyorsunuz, alt göz kapağında kocaman torbalar var. O aslında onu biraz olduğundan daha zorluyor, daha yaşlı gösteriyor, daha yorgun gösteriyor. Özellikle erkeklerde acaba çok mu bir takım zararlı maddeler kullanıyor diye olabiliyor. Şişlik ödem gibi gözüküyor. Uykunu mu alamamışsın diyor. Üst kapakta olduğunda da işte olduğundan daha yaşlı gözüküyor, daha yorgun gözüküyor. Makyaj yapacak yeri kalmayabiliyor. Tabii canım, makyaj yapınca o yapışıyor oraya yani. Bizde bile yani biraz yorgun olduğunda gözler, o makyaj o göz kapağında istediğin gibi durmaz yani. Bu böyle bir yani şey. Yani yapıldığında aslında çok daha böyle gerçekten daha sağlıklı bir görünüme kavuşmak istenen asıl amaç. Kesinlikle göz çok değiştiriyor ifadeyi. Evet. Ve şimdi bunun bir de moda bir hali başladı yani. Yok badem gözler, çekik gözler. Yani gözlerin şekline de mi biraz müdahale ediliyor bu estetikle beraber? Şimdi şöyle, aslında ya ben göz doktoruyum. Oldukça bir zamandır da bu konularda böyle emek harcamış bir insanım. Yani benim anladığım bu işte doğal ve kalıcı olması bu sonuçların. Tabii ve herkesin bir kendine ait bir göz yapısı var. Ya bu işlerde konu aslında tam estetik de değil. Yani orada bir takım fıtıklar oluyor, bir takım fazlalıklar oluyor. Onları toparlamak gerekiyor. Ama siz bir insanı alıp, yani bir başka insan yaratmak değil bu işteki amaç. Evet. Şimdi kimi insanlar öyle bunu algılıyor, kimi doktorlar da belki öyle. Şimdi badem göz daha çok o konuların işi. O konuların. Şimdi halbuki yani benim düşünceme göre bir insan kendi olmalı. Ama oradaki o fazlalıklar gitmeli. Evet. Ki ona çok çok rahatlatıyor. Tabii. Yani bir insanı alıp başka bir insan yapmak ayrı bir grubun işi. Ayrı bir grup. Yani ben çok o işte değilim yani işin peki, gerçeği. Peki mutlaka. Plastik de değil aslında. Şimdi bu işin tam plastiği gözü de yok. Hmm. Çünkü göz kapağı çok çok farklı bir tabii. doku. Yani oradaki dokuların normalinin bozulmaması lazım. Ve maalesef ya ben işin içinde olduğum için o şekilde böyle şöyle yapılacak, böyle yapılacak diye yola çıkılıp çok büyük sorunlar yaşayan bir sürü grup insan da geliyor. Yani çok dikkatli olmak lazım olmak o konularda. Lazım. Peki nasıl bir ameliyatı anlatabilir misiniz bize efendim? Tabii aslında işin temeli üst göz kapağındaki fazlalık olan cildin alınması. Nereden gerekiyor. Nereden kesiyorsunuz? Tam bu kapak kıvrımından genellikle yapılıyor. Yani şu gözümüzü kapattığımız kesi içeride o aradan. Kalıyor. Tabii kesi içeride kalıyor. Ve cilt çok ince olduğu için üst göz kapağında kolay kolay da bir iz olmaz. Tabii ki nadiren olabilir ama kolay kolay bir iz olmaz. Fazlalık olan cilt alınması önemli. Tam yeterince almak lazım. Çünkü az da olmaması lazım, çok da olmaması lazım. Çok olunca lazım gözünü kapatamaz mı insan? Aynen mesela? Öyle. Olabilir mi? Oluyor da zaten işte bazen eğer çok alınırsa. Oo. Çünkü bir baskı da olabiliyor insanların üzerinde. Çok olsun, çok olsun, hiç kalmasın cilt. Eyvah. Halbuki öyle değil. Cildin bir açılıp yani, kapanabilecek öyle kadar da bir şey kalması lazım. Payı olsun. Kesinlikle. Çünkü göz açıkken daha az cilde ihtiyaç tabii. var. Ama kapadığımızda burada ufacık bir pay olması gerekiyor. Tabii. Aynı burası gibi. Tabii. Yani bu mantıkla iş görüyor. Bir de artı yalnız cilt alımı değil. Bazı insanlarda yağ dokularında da fıtıklar oluyor. Burada böyle şu iç kısımda şişlikler olabiliyor. Evet. Burada gözyaşı bezi gevşemiş olabiliyor.
Tabii onları da toparlamak gerekebiliyor. Niye herkes gevşer de gözyaşı bezi? Çok ağlayanlar da. O da şeyden oluyor yani. O da tamamen genetik. Onu da yerinde tutan bağlar var. Bazen sarkabiliyor. Burada bir şişlik yapabiliyor. Şuradaki yağ dokuları bazen şiş olabiliyor. Çok ağlayınca bazen buralarımız şişer, o yüzden mi? Ağlamak değil, o da hep genetik aslında. Yani Allah kimseye ağlatmasın da o da amin, hep genetik. Doğru. Peki hocam, yani dolayısıyla bu göz doktorlarının ve oradaki yapıyı iyi bilen kişilerin yapması ya gereken bir işte olduğu müdahale gibi aslında. Elbette. Yani kim neyi iyi biliyorsa onu yapmalı. Bir kelime de şeyden söyleyeyim izninizle. Alt göz kapağında da torbalar olabiliyor. Evet. Onlardan da çok fayda görüyor insanlar. Onları da çoğunlukla hiç cilt kesisi yapmadan şu göz kapağının doğrudan içinden girip, hiç kötü değil öyle aslında. Evet. Çok daha anatomik ve çok daha rahat. Yani cildi kestiğiniz zaman oradaki dokuların bayağı bir geçip öyle yağ ulaşıyorsunuz. Evet. Alttakiler daha çok yağ torbası. Evet. İçten girdiğinizde ise doğrudan gidiyorsunuz oraya ve iyileşmesi de daha kolay oluyor. Hı hı. Eğer ciltte sarkma varsa, bu yanakta falan gevşeme varsa, o zaman buradan biraz doku almak gerekiyor. Aslında işin özü, ya bu işler doğal olmalı. Yapıldıktan sonra anlaşıldığı belli olmamalı. Genel anestezi mi hocam? Şimdi çoğunlukla lokal anestezi bilek istersi. Çünkü orada size lokal anestezinin sağladığı çok büyük faydalar oluyor. Yani ne yaptığınızı görebiliyorsunuz, hangi dokuyu ne kadar aldığınızı. Özellikle mesela alt kapakta 3 tane ana yağ torbası var. Yani onların bazısı birazcık öne gelmiş olur herkeste, bazı şey onu yani düzgün bir şekilde almak gerekir. Yani her işte olduğu gibi bu işin de incelikleri var. Ama yani iyi yapıldığı zaman, kişi düzgün yapıldığı zaman. Yarı uyanık gibi mi yani? Aslında oradaki nokta ne biliyor musunuz? Yani ben hiç öyle yarı uyanık da sevmiyorum kendi adıma. Tabii. Çünkü sedasyon bir şey vermiyor insana. Burada asıl önemli olan kafadaki soruların cevaplanmış olması. Ve orada ameliyat olan kişinin kendini ameliyat eden doktora güvenmesi, tabii, teslim edebilmesi. Hocam aklındaki gözde çok hassas rahatlık bir nokta yani. Şimdi ne kadar baygın olursan o gözüne bir şey yaklaştığını görsen. Valla orada tabii şimdi neticede bu bir amaç için yapılıyor. Evet, yani şimdi neticede orada ya, bir aslında tam duracaksın da değil. Hı. Dediğim gibi orada anlatıldığı zaman, kişi de güvendiği zaman tahminen. Kolay yani. Kolay bir ameliyat diyebilir miyiz hocam? Ya şey gibi, bu işi ben hep şeye örnek veririm. Yani pilav yapmak gibi. Aha, güzel. Şimdi neticede herkes pilav yapıyor. Ama işte o pilav yapmanın da bir sürü inceliği var. Eskiden de Osmanlı Sarayı'na pilav yapanı iyi alırlarmış. Değil mi? Bu işte böyle şimdi. Bizim Fatma abla da bir pilav yapar. Domatesli pilav sever misiniz? Sevilmez mi? Nasıl sevilmez mi? Bakın canım çekti hocam sabah sabah. Ya bu işte onun gibi böyle. Evet. Tabii ki kolay ama bilirseniz kolay, bilmezseniz iş karışık. Peki gözaltı torbaları, gözaltı morlukları neden olur? Yani bu morluklara bir çözüm var mı? Şimdi bakın, morluk aslında farklı bir konu. Çünkü morluk iki sebepten dolayı oluyor. Bir, burada gerçekten torba oluyor. Bir de cilt çok ince oluyor. Kişi de esmer oluyor. Orada doku azlığı olabiliyor, ona bağlı olabiliyor. Evet. Şimdi morlukların bazısının çözümü hiç o kadar kolay değil. Torba ile birlikte ise o torbayı aldığınızda kolay. Ya da özel olarak çukurluk varsa oraya işte bir takım dolgu maddeleri konulup o yardımcı olabiliyor. Nasıl buluyorsunuz efendim? Yani uygun buluyor musunuz? Göz altına işte ışık dolgu deniyor. Göz altı kapatılıyor vesaire. Yani hepimiz dönem dönem yaptırıyoruz. Fakat ben bazen görüyorum. Onlar da böyle gözün altına kadar dolduruyorlar bazen. Böyle dümdüz bir yüz göz oluyor. Tam ben de onu söylemeye çalışacaktım size. Şimdi dolgunun gerçek anlamda kullanılabileceği yer orada eğer bir anatomik çukurluk varsa onu doldurmak tamam için. Yoksa torbayı düzeltmek için yapıldığında aynı sizin dediğiniz oluyor ve çok yanlış. Evet. Yani alt göz kapağındaki torbanın tedavisi dolgu ile değil. Aa. Bilakis yapıldığı zaman hiç normal olmayan kötü bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Ve sorunları ameliyat ederken çok zor oluyor. Yani ben hem onu merak ediyorum hem de oradaki dolaşımı vesaire nasıl yapıyor? Yani bozuyor tabii. Bozuyor çok mu? Karışıyor yani. Şimdi dolgu da böyle çok kolay yapılan bir şey ama yani sonuç almak o kadar kolay değil. Doğru yerde uygulamak lazım dolguyu ama alt göz kapağı torbasının tedavisi dolgu ile değil. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Görmede herhangi bir kayıp ya da herhangi bir bozulma oluyor mu? Şimdi şöyle, tabii ki yani olmaması gerekiyor. Çünkü neticede bu keyfe keder yapılan bir işlem. Yani siz bunu yapmasanız da insan hayatını sürdürebilir. Ama burada asıl önemli olan hem ona zarar vermemek hem de fayda sağlayabilmek. Şimdi literatürde yani geçmişte başka yerden rapor edilenlerde maalesef ameliyat oluyor. Sonrasında özellikle alt göz kapağında. Sonrasında maalesef bir kanama oluyor. Sonra yine maalesef ihmal ediliyor. Ona bağlı olarak da oradaki dolaşımı bozuyor. Sinire baskı yapılıyor. Yine ihmal ediliyor. O zaman da maalesef görme gidebiliyor.
Şimdi Allah'a şükür benim hiç başıma gelmedi. Gelmesini de istemem. Kimsenin de gelmesin. Bence de hocam. Ama böyle bu şekilde rapor edilmiş. Maalesef benim de başkasının hastasında gördüğüm olgular var. Ama dikkatli yapılırsa, tedbirli yapılırsa, tedbir alınırsa endişe edecek hiçbir şey de yok. Harika. Hocam çok güzel söylediniz. Bir kere yapılıyor, demek. Bir daha gerekmiyor galiba göz kapı yani ameliyatı. Yani istenilen bu. Tabii ki yani ihtiyaç olursa yeniden yapılabilir. Ama arzu edilen, istenilen, ulaşılmak istenen gaye bu. Harika. Onun için hangi yaşta olursa olsun ihtiyaç varsa uygulanabilir. Evet hocam, zaten görmeyi de engelliyor kapaklar düşünce, bakmayın yani. Tabii görmeyi anlamda engelliyor, olduğundan daha yaşlı, yorgun tabii gösteriyor. Sağlık açısından da çok önemli. Kesinlikle tabii, özellikle üst göz kapağında önemli. Dediğiniz gibi.